Son zamanların en çok konuşulan genç oyuncularından Hande Erçel kameraları görünce neden heyecanlandı? Hatice Şendil'in hamilelik açıklaması kafaları neden karıştırdı? Sıradaki durağımız İstanbul Ortaköy'de birbirinden ünlü isimlerin katıldığı bir davet. Genç oyuncu Hande Erçel kameraları görünce neden heyecanlandı? Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız her zamanki gibi. Hatice Şendil, Burak Sağyaşar çifti bebek mi bekliyor? Şu anda hamile de olabilirim. Ortaköy'de bir dizi ekibinin yemeğindeyiz. İçeriden önce Barış Atay ve eşi Beste Sultan, hemen ardından dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel çıkıyor. İyi geceler, nasılsınız? İyi geceler, teşekkürler, nasılsınız? 1993 doğumlu Hande Erçel'in Yıldızı, Güneşin Kızları dizisindeki Selin rolüyle parladı. Ben seninle çok mutluyum. Sana aşığım. Ama bunu yapamam. Bu yalan daha fazla sürmesin. Daha fazla canımızı yakmadan bitsin. Rol gereği şaşalı kıyafetler içinde görmeye alıştığımız Hande Erçel, o gece spor ama son derece şık bir kombin yapmıştı. Göbeğini açıkta bırakan kot bir büstiyer, altına da mini kot etek giymişti. Tüm bana gördüğüm en büyük aşksın, sonra kuşum cennete kalsın. Zaten ölmüşüm sensin, nasıl aşktı? Kameralara hala alışamadığından biraz heyecanlıydı genç oyuncu. İyi geceler, nasılsınız? İyi geceler, teşekkürler, nasılsınız? Efendim nasıldı? Pardon. Güzel arkadaşlarımız eğlendik. Güzel yemek yedik. Eğlenebilir miyiz? İyi geceler. Kulağında büyük halka küpeler vardı. Ama biraz heyecandan, biraz telaştan küpesinin düştüğünü fark etmedi bile Hande Erçel. Her zaman ne gösterecek belli ama. Sosyal medyada fenomensiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum her zamanki gibi. Teşekkür ederim. İyi geceler arkadaşlar. Çıkan küpesi saçına takılı kalmıştı. Ama Hande Erçel yürümeye başlayınca küpe yere düştü. Sizin filminler olabilir. Bakın zaman ne sosyal gösterecek belli ama. Sosyal medyada fenomensiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum her zamanki gibi. Teşekkür ederim. İyi geceler arkadaşlar. Hande Erçel fark etmese de çevredekiler küpenin düştüğünü fark etti. Ama genç oyuncunun gözü küpe görecek gibi değildi. Dediğimiz gibi kameralar karşısında fazlasıyla heyecanlıydı. Küpemiz düştü. Küpeler düştü ama. Altınsa bende kalabilir küpe. Hande Erçel lüks jipiyle evinin yolunu tutarken yapımcısı Burak Sağyaşar ve eşi ünlü oyuncu Hatice Şendil kapıda belirdi. Güzel bir ekip olduk, hak ettiler. Biz de böyle güzel bir gece düzenledik. Herkes eğlendi. Petrol yeşili, boyundan çapraz askılı tulumu ve örgüden taç yaptığı saçlarıyla Hatice Şendil yine şıklığını konuşturmuştu. Burak Sağyaşar oyunculuğu bırakıp yapımcılığa geçiş yaptı. Eşi Hatice Şendil ise 2 yıldır ekranlardan uzak. Acaba eşine bir rol teklif eder mi dizisinde? Artık Burak Bey mi verir, başka bir yer mi olur, bakalım hayırlısı. Henüz içine sinen bir proje olmadığından Hatice Şendil kendini Nadas'a bırakmış. Ben rollerle flört etmeyi seven bir oyuncuyum. O yüzden bir şey okuduğum zaman onunla flört ediyorsam, beni bir yolculuğa çıkarıyorsa zaten dayanamıyorum, hemen kabul ediyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum, hiçbir şey sorgulamıyorum. O yüzden biraz böyle hani kadere bırakarak hayırlısı demek daha doğru benim için şu an. Çıkan hamilelik haberlerini de soralım Hatice Şendil'e. Bebek mi geliyor yoksa? Şu anda hamile de olabilirim, olmaya da bilirim ama gerçekten... Ay, ellerim gerçekten burada. Hatice Şendil'in açıklamaları kafamızda soru işaretleri yarattı. Burak Sağyaşar'ın sözleri ise soru işaretlerini daha da arttırdı. Bu konu özel kalsın evet, istiyoruz. Yani İşlerimiz de gündeme gelelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani biz bir şey söyleyebilir miyim ben? Tabii, estağfurullah. Yani şöyle bize şöyle bir çiftlik, yani bizi siz de iyi biliyorsunuz. Hani bugüne kadar da böyle hani evlenirken de böyle hani çok bağırarak yapmadığımız için hani gerçekten de çok kutsal bir şey, bir mahremiyetimiz ve hani bizim aramızda kalmasını çok istiyorum. Hani buna da herkes saygı duyuyor, farkındayım.